Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlerle alkol veya yoğun alkol alımı sonrası oluşan karın ağrılarının sebepleri hakkında konuşmak istiyorum. Yoğun alkol alımı sonrasında sabahları midenizde ekşime, yanma gibi hafif şikayetlerden, şişkinlik, gaz gibi şikayetlerden başlayıp bulantı, kusma, bazen o kadar ağır kusma ki ağızdan kan gelmesi, yani yemek borusunun alt kısmının yırtılması ki buna Mallory-Weiss sendromu diyoruz. Ağrı, bulantı, kusma şeklinde şikayetler olabilir. Bunların bir kısmı midenizde bir iltihabi hadisi olabileceği gibi, bir kısmı mide perforasyonu olabileceği gibi, bir kısmı yemek borusunda olabileceği gibi, bir kısmı da ki aklımızdan kaçırmamız gereken şey, kronik alkol kullananlarda yoğun alkol alımı sonrası ve hatta alkol alırken de beraberinde yoğun yağlı yemek sonrası ertesi gün ortaya çıkan karın ağrısı, bulantı, kusmayla gelen akut pankreatittir. Akut pankreatit kronik alkol kullanımının en önemli komplikasyonudur. Akut pankreatitin dünyadaki sebepleri arasında birinci sırada özellikle Türkiye'de safra kesesi taşları, Amerika'da ise alkol gelmektedir. Peki akut pankreatit ne yapmaktadır? Nasıl olmaktadır? Pankreas nedir? Önce bu konulardan bahsetmek istiyorum. Şuradaki slaytımızda gördüğünüz gibi pankreas bir şurada başı olan, şurada gövdesi, kuyruğu olan bir tabanca şeklinde bir organdır. Midenin arkasında bulunur. Peritonun arkasındadır. Omurgayla komşudur. Ve bu sebepten omurgaya yakın olduğu için de pankreasın ağrıları sırta vurur. Sırtımızda kuşak tarzında bir ağrı yapabilir. Ayrıca pankreas görüldüğü gibi şurada pilor yazıyor. 12 parmak bağırsağının çıkışı duodenum onunla komşudur. Onun kavsinin içine yerleşmiştir. Midenin arkasındadır. Pankreasın kuyruğu dalağa komşudur. Ayrıca pankreas safra kesesinin kanalıyla ilişkilidir. Yani göbek bölgesinde karında olan bir ağrıda mide, 12 parmak bağırsağı, safra kesesi, pankreas bu ağrılar birbirine karışır. Fakat alkol alımı sonrası ortaya çıkan bir karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetlerinde olmazsa olmaz mutlaka akut pankreatiti düşünmek lazım. Akut pankreatit demek pankreastaki ödemi ifade eden bir olaydır. Pankreasın ortasında şurada gördüğünüz gibi bir Wirsung kanalı vardır. Bu kanal 12 parmak bağırsağına açılır, duodenuma açılır. Görüldüğü gibi safra kesesinin kanalı da gene aynı yere açılmakta. Bu ya ampul lavateri diyoruz. Buradaki herhangi bir tıkanıklık ki en çok Türkiye'de safra kesesi taşınır, tıkanıklık sonucu bu kanaldaki sıvılar, sindirim enzimleri bağırsağa doğru akamaz. Bu kanaldan hangi sindirim enzimleri akıyor? Amilaz akıyor, lipaz geliyor, tripsin ve kimotripsin geliyor. Yani buradan amilaz, lipaz, tripsin ve kimotripsin duodenuma akıyor. Duodenumda burada mideden gelen gıdalar bu enzimlerle parçalanıp sindiriliyor. Ayrıca bu enzimler dışında da pankreastan bildiğiniz gibi insülin salgılanıyor. Safra kesesi taşında olduğu gibi tıkandığı zaman bu kanaldan safra akamadığı için gerisin geriye şişiyor. Adeta kendi enzimleri kendi pankreasını yiyor. Pankreasında ödem meydana geliyor. Bu alkolde de buna benzer bir mekanizmayla oluyor. Ama alkolde bunun nasıl olduğu konusunda tam bir fikir yok. Alkol alanlarda da, kronik alkol kullanımı olanlarda da pankreasta ödem, pankreasta iltihabi hadise, pankreasın etrafında sıvı oluşabiliyor. Ve kişi ertesi gün kalktığında kişide şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, kuşak tarzında bir ağrı olabiliyor. Bu ağrıyla daha çok kişiler acil bölümüne başvururlar. Acil bölümüne böyle bir kişi geldiğinde mutlaka hekimin akut pankreatiti dışlaması lazım. Peki akut pankreatiti dışlamak için
ne yapmak gerekir? Önce bir anamnez almak gerekir. Hasta acaba akşamından kuvvetli bir yemek yedi mi? Alkol kullanıyor mu? Akşam alkol aldı mı? Bunun anamnezini almak lazım. Onun dışında da safra kesesinde taş var mı, yok muydu veya bir ilaç kullanımı var mı? Ki bazı ilaçlar, ki özellikle bizim hastalara kullandığımız ilaçlar, en çok kullandığımız azatioprin, imuran, furosemid, lasix ve tetrasiklin ilaç gruplarda pankreatit yapılır. Biz dönelim gene kendi mevzumuza, alkole. Alkol sonrası olan bu pankreatitte hekim kişiden anamnezi aldığında bir alkol anamnezini alırsa, yaptığı fizik muayenesinde de karında, göbek bölgesinde bir künt, bir ağrı, bir sertlik, bir rebound, defans gibi bulguları bulursa, bu hastada öncelikle bir akut pankreatit olmasın diye pankreas iltihabını gösteren bazı testleri yapması gerekir. Bu testlerin başında amilaz ve lipaz gelmektedir. Fakat şöyle bir terslik vardır. Genellikle amilaz alkolik pankreatitte çok fazla yükselmez, daha fazla yükselen lipazdır. Halbuki safra kesesi taşında amilaz yüksekliği çok daha fazladır. Amilaz yüksekliğini normalin 3 katından fazla bulursak veya 1000'in üzerinde bulursak, buna akut pankreatit demekteyiz. Ama alkol kullananlarda, alkolik pankreatitlerde amilaz yüksekliği lipaz seviyesinden biraz daha geridedir. Bu durumda idrar amilazına bakarak da teşhis koyabiliriz. Bu markerlar dışında hastanın SRP'si, yani akut faz reaktanı yükselir, 150'nin üstünde olması kötü prognozu gösterir. Beraberinde lökosit yükselebilir. Beraberinde kan şekeri yükselebilir. Beraberinde hastanın tansiyonu düşük olabilir. Hastanın ileri derecede dehidratasyon olabilir. Yani hasta kurudur. Kuruluğa bağlı olarak da yanlışlıkla baktığımızda hemoglobin ve hematokrit değerleri çok yüksek çıkar. Özellikle hemoglobin ve hematokrit değerlerinin yüksek çıkması, ne kadar yüksekse hasta o kadar kuru, susuz kalmış demektir. Ve hastaya verilecek sıvı miktarı da bu hemoglobin konsantrasyonu değerine göre de ayarlanabilir. Alkole bağlı geçirilmiş olan akut pankreatit iki türlüdür. Birincisi sadece pankreasın etrafında bir ödem meydana gelerek olan pankreatittir. Bunlar genellikle 3 ila 5 gün içerisinde hastayı aç bırakarak sıvı resüsitasyonu, yani serum vererek ortadan kaldırabiliriz. 2-3 gün sonra hasta tekrar yeniden beslenmesine başlayabilir. Eğer hastanın tansiyonu düşmüyorsa, şok bulguları yoksa, taşikardisi yoksa, fazla bir ateşi yoksa, sadece serum tedavisiyle ve aç bırakarak hastayı toparlayabiliriz. Fakat burada önemli olan şey, alkole bağlı olan pankreatitlerin %85'i ödematoz pankreatittir. Yani basit pankreatittir. Halbuki %15'inde nekrotizan dediğimiz nekrozlu, kanamalı pankreatitler olur. Bunlar öldürücü gidebilir. Mortalitesi %10 civarındadır. Bu tür hastalarda pankreas etrafında sıvı olduğu gibi karında da sıvı olabilir. Akciğerinde sıvı olabilir, sağ diyaframı altında gaz seviyesi görebiliriz. 12 parmak bağırsağı seviyesinde bir sinüs seviyesi görürüz ki buna sentinel loop diyoruz. Bunları görürüz ve böbrek problemleri başlayabilir, ürek kreatinin yükselebilir, hipotansiyon olabilir, şok olabilir, solunum dakika sayısı artabilir, hasta ARDS'ye gidebilir. Bu tür hastaları yoğun bakıma almak zorunda kalabiliriz. Santral venöz kateter takarak buradan sıvı replasmanını yapmamız gerekebilir. Çünkü bunların mortalitesi çok yüksektir. Alkol kullanan bir hastada pankreatit geçirdiği zaman mutlaka bundan sonra da alkolü bırakması gerektiğini ikna etmek gerekir. Çünkü kronik pankreatit gelişme olasılığı çok yüksektir. Kronik pankreatit geçirdiğinde, olduğunda Wilson kanalı içerisinde, şu kanal içerisinde kalsifikasyonları ve taşları görürüz. Bunları gördüğümüz zaman bu artık kronik pankreatittir. Ve ağrı ömür boyu devam eder. Kronik pankreatitte pankreas çok sert olur, ödemli olur, küçülür ve işlevini yerine getiremez. Hastanın devamlı karın ağrısı, gazı ve yağlı ishali olur ve ağrısını geçirmek için narkotik analjezikler kullanmak zorunda kalabiliriz. Ayrıca kronik pankreatit olan hastaların %2'sinde de pankreas kanseri gelişebilir. Yakın zamanda gördüğümüz bir alkolik pankreatitli hastamızın bize sorduğu soru şuydu. Hocam ben bir şeyden fazla viski içiyorum, onun eşdeğerinde bir alkol alıyorum. Şu an alkolü bıraktım ama
acaba haftada 2-3 defa 1-2 duble içebilir miyim diye bir soru sordu. Kesinlikle kullanmaması gerekir. Çünkü kronik pankreatit geliştiğinde geriye dönüş yok. Arkasından da kanser gelişimi riski fazla. Bu yüzden alkole bağlı olan pankreatitte hastaların alkolü kesinlikle bırakması gerekmektedir. Yoksa sıkıntılı günler geriden gelmektedir. Bugün söyleyeceğim konu daha çok alkolle ilgiliydi. Ama alkol dışında da pankreatit yapan birçok sebep var. İlaçları burada söyledim. Ayrıca kanda trigliserit yüksekliği 1000'in üzerinde olduğu zaman 1500 özellikle ailevi olan hipertrigliseridemi veya diyabete bağlı olan trigliserit yüksekliğinde de pankreatit olabilir. Kalsiyum yüksekliğinde olabilir. Karına bir travma gelirse özellikle sporcularda bir pankreatit olabilir. Bu veya ayrıca virüsler, bakteriler de pankreatit sebebi yapabilir. Onun için karın ağrısı, bulantı, kusmayla gelen bir hastada mutlaka pankreatit tablosunu ekarte etmek için gerekli biyomarkerlara başvurmak gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.